Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde HP Slate 21 ürününü inceliyoruz. Dışarıdan bakınca dokunmatik bir PC gibi biraz son dönemde gördüğünüz. Evet, ama onlardan değil. Bu Android tabanlı bir kocaman bir tablet. Tablet irisi. Evet. Ama gördüğün gibi formatı monitör. Hı hı. Monitör formatında. Bizim için hani şey de ilk geldiğinde bu. Bir süredir bizde Tegra 4 olunca biz bir heyecanlandık. Tegra 4'lü bir şey daha görmemiştik çünkü. O açıdan da ilginç. Tegra 4 ile geliyor. Şimdi şöyle bir özellikleri sayayım. 21 inç bu. IPS Full HD. Hı hı. Tegra 4 geliyor içinde. 1 GB sistem belleği var. 8 GB hafızası var. Ama bunun 5 kadarını kullanabiliyorsun. Hı hı. Bir kısmı işletim sistemine gidiyor. Kart yuvası desteği var. Pil yok, bu adaptörle çalışıyor. Hı hı. Wi-Fi var tahmin edeceğiniz üzere. Ethernet var. Kabloyla da bağlayabilirsin. Bluetooth var. 3 tane USB var ama 2.0. Ve Android 4.2.2. Yan tarafı çok sade. Burada işte şey görüyorsun. Ses kontrolleri, parlaklık ayarı, monitör gibi yani o anlamda. Şimdi 3 USB var. Bir tanesi bak burada takılı zaten bizim USB stick'imiz. Oradan bağlanıyor. O iyi bir şey ama arka tarafındaki portlar aşağıya doğru bak. Yani dışa doğru dönük değil ve bir yuvanın içinde. Oraya bazı USB stick'leri sığdıramıyorsun. Hı hı. O yüzden USB stick buradan takılacak. Arkaya sen şeyi takacaksın. Harici bir USB sürücü takacaksın. Kalıcı olan şeyleri belki orada evet. Bakmak lazım. Çünkü şunun için lazım, 8 GB çok az. Yani birkaç oyun yükledin mi bitti. Oyunlar da çünkü evet. Biliyorsun 1.5 GB oyun var, 2 var. Hı hı. 5 az o açıdan. Hiçbir de şeye güveniyor. Diyor ki ya kart okuyucu koydum ben buna. İşte oradan tak. Evet, ister USB'ye koy ister evet. Kart yuvasına koy. Kart yuvası da zaten SD'yi destekliyor. MicroSD adaptörle destekliyor. Onu takarsın, kullanırsın. O yüzden firmalar bunu biraz fiyat düşürme aracı olarak kullanıyorlar ama şeyin bir özrü yok. Yani sen gidiyorsun Tegra koyuyorsun, Tegra 4 koyuyorsun ama sistem belleği 1 GB o yetmiyor belli yani. Android'de zaten yetmiyor. Yani telefon da olsa, tablet de olsa burada da ilk şişen şey bellek oluyor. Telefonda biraz daha sıkıntılı çünkü arka taraf daha fazla çalışan var ama burada da 2 GB olması rahatlatırdı. Tabii. Android şeyin 2 olması artık standartlaşmalı, 2013'teyiz. Yani Tegra 4'ü biraz frenleyen bir şey. Bunun benchmarklarını Levent abi yaptı. Standart bizim bütün şeylerimizi çalıştırdı, benchmark yazılımlarımızı ve yani gördüğümüz en hızlı Android deneyimi şu an bunda. Yani performans bazında. Evet, 1 GB olsa rağmen. Evet, birçok uygulamada hani rekor kırabiliyor. Elimizdeki diğer bugüne kadar test ettiğimiz cihazlara kıyasla. Bazılarında fark daha az, bazılarında fark daha çok ama Tegra 4 zaten çıktığı günden beri biliniyor ki bir performans canavarı. Burada tabii gerek var mı konusu ayrı bir tartışma konusu. Tegra 4'ü biz bir de başka cihazlarda göremiyoruz. Nedeni de belli değil. Pahalı mı geliyor ya da güç tüketimi mi, ısınıyor mu? Ama bunun içine taktığında ne güç tüketimiyle ilgili sorunun var. Hı hı. Zaten pilsiz. Ne de ısınmasıyla ilgili sorunun var. Zaten kocaman bir yüzeyi var. Hiç öyle sorunları yok. Tegra 4 canavar gibi çalışıyor. Dolayısıyla hiçbir oyunu sorunsuz, yani oyunların hepsini çalıştırırsın. Bir tane orada sayacağımız önemli eksisi var. Biz yazılımlarla, değişik yazılımlarla da baktık. Bunda hiç sensör yok. Şimdi sensör... Şu nerede lazım olacak ha şeyi? Şu hareket bu tablet Asıl diyelim buna. Bu monitörde tablet kullanımı şu hareket yok. Sensör de yok. Mantıklı geliyor. Doğru. Yani sonuçta kocaman adaptöre bağlı bir ürün. Bir sorun var yalnız. Oyunlar yüklenmiyor. Yani şimdi oradaki sorun Tegra 4 sorunu mu? Yoksa oyunlar sensör mü algılamıyor? Hata olarak şey mi veriyor ya işte? Şöyle daha değil. Yükleyemiyorsun ki. Evet. Google'ın Play'in biliyorsun uyum listesi çıkar. Orada uyumsuz gözüküyor. Evet. Ya o biraz uygulamacılarla alakalı mı? Çünkü uygulamacı uygulama yüklerken Android Market'te şeyi seçiyor. Hangi cihazlarla uyumlu olup olmadığını seçebiliyor. Bu uyumsuz çoğunda. Evet. Yani muhtemelen mesela zorla yüklemeye kalksan, onun APK'sını bir yerde indirsen muhtemelen çalışacaktır. Çalışacaktır. Yani şu var, yükleyip de çalışmadığım oldu mu? Oldu. Marketten yükleyip de çalışmayan oldu. Hı hı. Bana sorarsan sistem gereksinimlerinde sensör varsa bunda olmayınca onu oradan atmışlar ya da Tegra 4 ile uyumsuz olabilir, diyeceğim evet. Ama denediğim oyunlar baba oyunlar. Değildir, Tegra değildir. Model bazında ya da evet. Sensörle alakalı. Çünkü yüklese ben oyunu bunu oynayarak tilt yaparak oynamak zorunda değilim. Dokunabilirim. Evet. Şey takabiliyorsun, gamepad takıyorsun, çalışıyor. Evet. Ki çalıştırdığımız oyunların önemli bir kısmında da gamepad'le, yani gamepad'le çalışan oyunlar çalışıyor. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Bunu USB'yi taktığın zaman hiçbir yazılım, yani kırma operasyonu yapmadan içine okuyabiliyorsun. HP'nin kendi dosya yöneticisi de var içinde. Hı hı. Yani ekstra bir şey yüklemene gerek yok. O biraz da Android'in getirdiği avantajlar. Evet. Biraz açıklaması. Şimdi şöyle, bunun dışında şu ekranı her gören bunda bir tuhaflık var diyor.
Full HD IPS. Hiç sorun yok. Rengi ruhsarı güzel. Açıları zaten bak oradan yandan bakıyorsun. Bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Okuyorsundur. Görüyorsundur. Evet. Yansıma sorunu var bence Murat. Parlak ekran yansıyor. Ciddi yansıyor. Bir de parlaklığı az. Evet. Onu da şöyle, bu şu an maksimum parlaklıkta. Hani bu evde kullanılacak bir cihaz olduğu için onu affedebiliriz. Sonuçta güneş altında kullanılmayacak ama parlaklığı tabii zararsız ediyor. Orada bir biliyorsun şimdi tablet deneyimi ve telefon deneyimi dikine bir deneyimdir. Bu cihaz sadece yatayda çalışıyor. Şimdi böyle olunca bir stretch yapma opsiyonu koymuş HP yazılımın içine. Dolayısıyla bazı şeyler yani dikine tasarlanmış sayfalar ya da uygulamalar bunda bir tuhaflaşabiliyorlar. Onu söyleyeyim. Hani o bir piksel aralıkları tabii ki bunda bir sorun. Çok büyük ekran. Böyle süper keskin bir görüntü alamıyorsun. Evet. Çünkü 5 inç telefonda 1920x1080 ile 21 inçte çok alakasız. Evet. Bu belli oluyor. Yani mükemmel bir keskin görüntü alamıyorsun ve hafif bir streçlik var. Onun da yarattığı bir bozulma olabiliyor. Bir de dikine tasarlanmış oyunu. Ya yani şimdi bu, onu söyleyelim, bu 10 parmak değil, 2 parmak çalışıyor. O da bence bir eksi. Yani biz belki bu konsept ilk çıktığında başka rakip firmalarda böyle bunu masanın üstüne yatırıyorsun, karşılıklı oyun oynuyorsun gibi şeyler, senaryolar üretmişlerdi. Şimdi burada ancak iki kişi karşılıklı bir oyun oynayabilir. Yani tek parmağını kullanırsın. Yanlışlıkla öteki deyse algılamaz, bir şey olur. Burada oyunlar tilt olamadığı için hep dikine çalışıyor. Yani iki kişilik oyunlar bile dik çalışıyor ve tabii senin karşılıklı oyun oynama ihtimalin tek parmakla bile olsa kalmıyor. Evet. Ya orada işte şey konusuna değinmek lazım. Şimdi zaten koca ekranda iki kişi oynamaya kalksan bile yani gidip dokunamazsın da gamepad'le oynamak lazım. Gamepad'le oynamak lazım ama şu vardı. Bazı basit oyunları düşün. Hani diskle oynanan hani şeyler vardır ya. Evet. Hokey tarzı. Evet. O tarz şeyler oynanıyor. Oynanır. Evet. Güzel oynanır ama hepsi dik çalıştı bunda. Bizim denediklerimiz öyleydi en azından. Yani bir çevirme opsiyonu gamepad'le yok. Çalıştığın oyunlar nelerdi mesela? Ya Gamepad'le bizim Nova gibi böyle FPS oyunlarımız, Riptide GP2 hepsi çalıştı. Yani şöyle diyeyim, Dead Trigger tabii ki. Daha önceden Gamepad'le çalışmakta sorunu olmayan her oyun bunda da çalışıyor. Hı-hı. Bir de işte dediğim gibi takıyorsun çalışıyor, bir şey yapmıyorsun yani. Şimdi mesela oradaki performansı nasıl Murat? O şundan dolayı önemli. Ya aslında bak bu bizim tabletlerimiz olsun, telefonlarımız olsun, bu da hakikaten güçlü bir işlemciye sahip. Yani güçlü donanımlara sahipler ve oyunların grafikleri de çok iyi. Tabii. Şimdi aslında ben hep şeyi söylüyorum yani ve bu genelde söylenen bir şey. Bunlar oyun aksesuarı çıksa bunlar aslında birer oyun konsolu hepsi. Tabii öyle. Ve yüzlerce binlerce oyun var Android tarafında. Evet, evet. Ve güzel de oyunlar var. Kesinlikle. Yani biz oyun oynarken hiçbir sorun çalışmadığı zaman işte tek sorunumuz bazı oyunların çalışmaması. Hı-hı. Çalıştığı zaman da çok büyük ekranda güzel oluyor. Orada şeyi de dert etmiyorsun hani pikseller yayıldı etti. Yok kocaman bir ekranda oyun oynamanın da başka zevki var yani. Evet. Şimdi orada yani şöyle bir notlarıma devam edeyim. Hızlı açılıp kapanıyor. Benim performans hani genel Android performansında bir sorunum yoktu ama bir miktar hani şeyi hissediyorsun. Bir son model cep telefonu kadar hızlı değil bu ekranın tepkileri. Hı hı. Ekranla ilgili şöyle bir şey notum var. Bir tasarımla ilgili bir sıkıntı bu. Şimdi biliyorsun köşeler değerlidir tabletlerde. Çünkü bir şey yap, pop-up menüler çıkar, bir şeyler olur. Hı hı. Şimdi bak burada fark ettin mi ekran içeride? Ekran içeride evet. Dolayısıyla dokunman zorlaşıyor şu kenara. 4 milim, 5 milim içeride. Bu ekranın kesinlikle bu bir tablet olacaksa dümdüz olması lazım. Hı hı. Böyle içeride olamaz. Hı hı. Dolayısıyla yukarıdan bir şey indirmeye kalktığın zaman şu parmağını hep şuraya bir takılıyor. Hatta zorluyorsun kendini orayı o şeyi tutturabilmek için. Tahmin edeceğin üzere hani Angry Birds tarzı oyunlar artık hani söylemeye bile gerek yok. Bunda çok ideal oyunlar. Yani parmakla oynamak için söylüyorum. Futbol oyunları vesaire Murat, gamepad'le oynayabileceğin güzel olabilir mi kocaman ekran? Evet, gamepad ayrı. Hani bir de şey, bazı oyunları burada oynamak saçma oluyor. Yani yetişemiyorsun şeye, aksiyona, parmakla. Ya, futbol oynayamazsın. Evet, mesela. Halbuki tablette, küçük tablette ya da hiç tablette sorun olmayan şey burada büyük olunca sorun oluyor. Burada da normalde küçük ekranda sorun olan her şey güzel çalışıyor parmakla. Evet. Angry Birds güzel bir örnek. O zaten tek parmağınla güzel oynadığım bir oyun. Şöyle bir sebeple hani neden bilmiyorum internet şeyini Chrome'u falan da çalıştırsan fark etmiyor. Hep mobil siteleri çağırıyor. Onun ayarının yapılması lazım. Mobil versiyonları çağırıyor. Evet yani şöyle Chrome kullandığınız bunun ayarını yapabiliyorsun. Evet. Seçeneklerden her zaman masaüstü sitesini istediğin. Onu yapmak lazım. O default olarak diğeri geliyor yani. Ya o şeyle alakalı Murat. Yazılımla alakalı bir şey değil. O sunucu tarafının bunu nasıl algıladığıyla alakalı. Yani, onu... yani mesela web sunucusu bunu Android tabanlı bir tablet olarak görüyor. Evet. O yüzden şeyi veriyor, mobil siteyi veriyor. Aynen öyle. Şöyle hani notlarıma devam edeyim. Bunun duvara imkanı
Yani şunun arkası ayağı şöyle açılabiliyor ama fazla hareket imkanı yok ama duvara imkan var, takılabilir. Güzel. VESA desteği var. Ayağının arkasında gizli. Vidalarını sökmen gerekiyor. Videosu var, girecek. Şimdi HDMI yok. Dolayısıyla sen bunu bir monitör olarak kullanayım dersen kullanamazsın. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu soru kesin gelir. Yani madem 21 inç bunu bile içeriden görüntü verelim. İşte görüntü aktaralım. Hem tablet hem monitör olsun. O yapılamıyor şu anda. Şöyle bakayım yine. Sesi DTS destekliyor. Güzel de ses veriyor. Odayı dolduruyor. Ama hani daha da iyisini istiyorsan Bluetooth üzerinden bağla buna bir hoparlör. Daha yakışır. Güzel olur ama kendi sesi de çok güzel. İkinci profil isteyenler, bunu şimdi evde aile halkı kullanacak. 5 evet. taneye kadar izin veriyor, kullanabilirsin. Ama ben şeyi, ikinci profili kurduğum zaman birazcık fazla, yani ikinci profilde de dolanırken birazcık hafif bir lag hissi vardı bende. Yani sanki ana profil kadar hızlı çalışmıyor gibi geldi. Ama ciddi bir sorun yok. Bunlar haricinde söyleyeceğim, bu ürünün şu an Türkiye'deki fiyatını bulamadım. Yurt dışında bu 400 dolarlık bir ürün. Yani buna 400 dolarlık tablet gözüyle bak. Bu aslında ekonomik bir cihaz. Evet. All-in-one değil bu. Çünkü all-in-one'larda biliyorsun bugün artık Android artı Windows'da çalışabiliyorlar. Evet. Ve güçlü sistem i7 ile falan geliyor. Bu tablet olarak 21 inç Full HD IPS panel 400 dolar. Yurt dışındaki fiyatlarla burada satılırsa iyi aslında bakarsan. Evet. Ne işe yarar bu? Hani dediğimizde şöyle bir şey var. Yani bunu bizde hani belki o tip mutfaklar herkeste yok ama bunu sen mutfağına tak. TV izlemek haricinde bütün işlerini yapıyorsun. Zaten Tegra 4'ün performans sorunu yok. Bütün filmleri falan oynatıyor. Ya artık TV izlemek kalmadı ki Murat. YouTube açıyorsun, aynen YouTube izliyorsun. Evet, bunu hani bir yere monte et ya orada. Ya da sitelerini açıyorsun, orada tabii, izliyorsun. Tabii, aynen. Bu şekilde kullanılabilir. Bence bir yere monte etmek için çok şık da bir tasarım. Beyaz rengi de güzel. Evet. Bunun klavyeli faresi versiyonu da var. Ama bizdeki öyle değil. Hani duvara asacak adam onlar zaten yaramıyor. Evet. Ben Bluetooth klavyemle denedim. Hiçbir sorun yok. Çalışıyor. Bir eksiğini şöyle, hani yazılım, HP birkaç kendi yazılımını koymuş ama bir tanesi çok eksik bence. Şimdi biliyorsun bu senin telefonunda da var. Hani multitasking yapıyorsun. Bir tane uygulamayı alıyorsun, öne çıkarıyorsun ama tam ekran olmadan çalışabiliyor. Evet. Şimdi bu kadar arazi varken, şimdi oradaki sorun ne? Telefonlar dik ya. 2-3 uygulama yapsan yine de olacak. Evet. Efektif olmuyor. Bunu da bir sürü açabilirsin. Ben de onunla ilgili bir yazılım indirdim. 3 dolarlık, 4 dolarlık bir yazılım. Girecek şeyleri, detayları. Acayip zevkli oluyor. Bir sürü penceremi açtım. İşte takvim açtım, hesap makinesi açtım. Browser'ı bile açabiliyorsun. Evet. Bütün buraları değerlendirdim. Boş boş durmuyorlar. Multitasking tam anlamıyla bunda zevkli. Evet. Ama işte o yazılım bundan çıkmalıydı. Ben bir daha para vermeseydim daha iyi olurdu. Evet. O çok artılara yazılması gereken bir şey bu yatayda. Hani şeyi telafi ediyor. Yataya yayılmasının verdiği görüntü bozulmasını bu tarz fonksiyonlarla geri alıyorsun. Ve tabii ki de hani film izlemek için falan çok iyi. Evet. Tavsiye eder miyiz? Fiyatına bağlı. 400 dolar. Yani yurt dışındaki gibi ekonomik sayılabilecek bir fiyat olursa ki 400 dolara normal tablet var sonuçta. Hı hı. Normal tablet fiyatına böyle bir şey alıyorsun. Bir sürü giriş çıkışı var üzerinde. Onlar da önemli. Düzgün de çalışıyor. Vallahi benim hayalimdeki ürün şu Murat. Yani sonuçta IPS panel kullanmış. Bakıyorsun şık bir ürün. Şık. Yani şöyle bir ürün düşünsene. 23-24 inç. Slate 24 gibi bir ürün düşün. Aynı zamanda monitör olarak kullanabiliyorsun. HP'nin biliyorsun monitör tarafından gelen yani tecrübesi var. Doğru. Kendi PC'nin notebook'unu tak, aynı zamanda monitör olarak kullan. Tabi burada kalite biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. Ekran kalitesi, parlaklığın az, mat bir ekranla. Laptopunu kapattın. Artık işte bir tablet Android çıkıyor. Kullanmaya başlıyorsun. Oyun evet. konsolunu açıyorsun, gamepad'lerini oyun oynuyorsun. Yani Android'in aslında mesela bu kullanım alanında bence şeyi geniş, kitlesi çok geniş olabilir. Oyunları yükleyip oyun oynayabilirsin. Oyun makinesi olabilir, konsol olur, olabilir. Televizyonuna olacak. Bağla, büyük LCD TV'ne kenara şey yap. Oradan ya da buradan oyna, zaten yeterince büyük. Aynı zamanda monitör olarak kullan. Öyle bir ürünü 600-700 dolara satsalar, benim bahsettiğim tarzı bir ürünü, bence kapış kapış gider. Yani müşterilerden bir tanesi de bunu alırım. Evet, bu da işte bakalım Türkiye'de satış fiyatına göre yorumlayacağız ama... HP sanki bu şey gibi değil mi? Yani devamı gelecek ama bu hani ilk örneğimiz... Gibi gözüküyor. Evet. Daha bunun işi var yani. Şu dediğim evet. arkadaki tasarım, şu USB'lerin çok gizli olması evet. vesaire, onların ekran çözülmesi dışarı çıkacak. Lazım. Ekran kesinlikle dışarı evet. çıkacak. Bir daha bir parlak ekran lazım. Daha evet ya da matı tercih edecekler ama şu bellek sıkıntı, onu çözmeleri lazım.
Slate 24 sadece monitör olarak kullanabilme, içinde Android tablet, 2560'a 1540 çözünürlük, Tegra 4, şöyle 3 GB bellek. Evet, mis gibi olurdu. Jilet gibi yapı. Süper. Evet, ya devam ederlerse, yani herhalde bunun biraz başarısına bakacaklar. Evet. Yani potansiyel yani var. Bunu çok baz almamak lazım bence. Evet. Ama düzgün bir ürünle bence HP turnuvayı gözünden vurabilir. Vurabilir, evet. Ürün bu kadar. Bir sonraki ürün incelememizde görüşmek üzere.